Türkiye'nin en beğenilen çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç 6 yıllık beraberlikten sonra dünya evine girdi. İşte 6 yıllık ilişkinin öyküsü ve çiftin nikah günü heyecanı. Aa, yakışıklısın. Film gibi aşkta. Elleri ellerime, gözleri gözlerime. Sürpriz evlilik. Gupse Özay'la Barış Arduç iki günde evlenmeye karar verip nasıl gelin damat oldu? Gel bir deneyelim, belki de olur falan bir anda, yani belki üç günde. Ünlü çift 6 yıllık aşklarında nasıl engelleri geçti? Ayrılık haberlerini nasıl bertaraf etti? Zeyn'in bir kıskançlık krizi haberleri var. Yalan. Bir takım uydurma haberlere alıştık ama bazıları o kadar artık hani abartı oluyor ki bir takım ne derler tepki vermek zorunda kalıyor. Gel, vur tam 12'den. Öyle bir gel ki bir anda oynasın yer yerinden. Geçtiğimiz hafta Çeşme'den hem şaşırtan hem de yüzümüzü güldüren bir haber geldi. Gupse Özay'la Barış Arduç iki günde karar verip evlendi aşkları. Deliha filmi onlar için milattı. Bah, yakışıklısın. Deliha'da rol arkadaşı oldular, gerçek hayatta da hayat arkadaşı. Ne yapıyorsun ya? Tüfürdüm seni. Ne yaptın? Tüfürdüm. Ya bebişim tamam, hadi gel barışalım. Küs müydük anlamadım. Ya kızdırdım seni içeride. Şşş, kara gözlü, bal dudaklım bebişim. Gel buraya fındık. Ya oğlum ne diyorsun, hadi git işine be. Oğlum mu? Filmin yakaladığı başarının ardından aşkları devam etti. Her yerde güler yüzle karşıladılar kameraları. Göz önünde bir çift olmadılar hiçbir zaman. Hep sade ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler ilişkilerini. Yorucu bir yıldı, inşallah bize daha güzel olur. Güzel geçti. Evlilik ilişkilerinin daha ikinci yılından itibaren sorulmuştu çifte. O zamanlar gülüp geçiyorlardı bu sorulara. Yeni bir şeyler olacak sizin adınıza. Ne gibi? Sağ ol kardeşim. He? Düşünsek zaten şimdi burada AVM devirirken planlarımız var diye anlatmıyordum değil mi? Popüler bir çift oldular ama dediğimiz gibi gözden uzak yaşamayı tercih ettiler. Hal böyle olunca haklarında en çok ayrılık haberi yapılan çiftlerden biri olmaları kaçınılmazdı. Zeyn'in bir kıskançlık krizi haberleri var. Yalan. O kadar farklı farklı bir sürü haber çıkıyor. Herhangi birine cevap versem hepsine cevap vermem gerektiği için. Hiçbirine cevap vermem. Tabii ki hiçbir doğru değil hani. Gupse Özay çıkan her ayrılık haberini tüm tatlılığıyla yalanlarken Barış Arduç hayranlarıyla da mücadele ettiğinin altını çiziyordu. Barış'la hiçbir sıkıntımız yok. Buradan duyurulur. Ama bu haberleri de anlıyorum. Hayran kitlesinin de çok seviyorum. Çok normal yani. Ardı arkası kesilmeyen uydurma haberlerle boğuştular aşklarının ilk yıllarında. Onlardan biri de Gupse Özay'ın sevgilisini fazla kıskandığı yolundaki haberlerdi. Bir takım uydurma haberlere alıştık ama bazıları o kadar artık hani abartı oluyor ki bir takım ne derler tepki vermek zorunda kalıyor. 5 yıl evlilikten soğumuşum yok, gelinlikse giymeyecekmişim yok, senaryoya karışmışım falan. Ayol tabii deli misiniz, ben manyak mıyım? Montaj stüdyosuna gireceğim de senaryoyu değiştirin diyeceğim de bilmem ne. Ve bu yaz Bodrum'da görüntülemiştik onları Haziran sonunda. Bu tatil görüntülerinin ön balayı olabileceği kimin aklına gelirdi? Pandemiyi de beraber geçirdi Gupse Özay'la Barış Arduç. Gupse Özay, Ömür Sabuncuoğlu'yla sohbeti sırasında Barış Arduç'un çok iyi bir ev erkeği olduğundan şu sözlerle bahsetmişti. Ev işlerinde yardım ediyor mu sana Barış Arduç? Evet evet, o çok yeteneklidir. Yani o
yapamayacağı hiçbir şey yoktur. O yüzden ben o konuda şanslıyım. Enteresan bir yani şey, sanatsal bir taraf olduğu için yemekleri de acayip iyi yapıyor. İşte tamirat işlerinden çok çok iyi anlıyor. Hani bir ev yap desen 3 günde bir ev dikebilir. Ömür Sabuncuoğlu o sohbette evliliği de sordu Gupse Özay'a. Şimdi bizim öyle bir şey gündemimizde olmadığı için hiç araya sokmayalım. Şimdi nikah memuru, arkadaşlar gelmek ister gelemez falan, o stres sıkıntı. Bir ay önce gündemlerinde evlilik yokken ani bir kararla evlendi çift. Çeşme'de beyazlar içinde yaptıkları nikahta sadece 6 kişi vardı. Bayram geliyor. Biz de bayram sonra dönüyorduk İstanbul'a. Çekimler başlıyor. Dedik ki hadi gel bir deneyelim. Belki de olur falan. Bir anda yani belki 3 günde o zaman hava güzel. Evet, izliyorum böyle işte. Kış olacağına falan. Doğru zaman diyelim. Ayağınıza sağlık sizin. Teşekkür ederim. Bir gün sonra doğum gününü kutlayacak Gupse Özay'a çok güzel bir hediye olmuştu bu nikah. Yok ya, almadıysa. Sanki ben yarın doğum günüm biliyor musun? Onu birleştirecek diye düşünüyorum. Nikah sade oldu ama devamı gelecek. Halaylar çekilecek. Bu güzel evlilik kutlanacak. Beyler sağ olun. Gönül isterdi şöyle halayla karşılayalım ama malum pandemi. Artık birkaç ay sonra sene düğünde tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çifte biz de ömür boyu mutluluklar, bir yastıkta koca bir ömür diliyoruz.